Bu kadar kolay mı sarsın lan Polat abi? Dur oğlum dur, saçmalama. Asıl sen saçmalama Erhan, bir dur. Ne oluyor lan? O kadar terbiyesiz yeter. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Nafis. Ne anlayışsız adamsın. Demek ben Polat Alemdar gibi tarih olsam sen hiç tepki vermeyeceksin. Sizin karşınızda saygısızlığa tahammülüm yok. Abdüley, Erhan, Cahit gibi aslanlara tahammüllü olacaksın. Böyle adamlar kolay yetişmiyor Nafiz. Acılarını yaşasınlar, sonra zaten doğru yolu bulacaklar. Nerede kaldı bunlar? Kaç saat oldu? Ne düşündüğünü biliyorum. Ne düşündüğümü biliyorsan bana da söyle. Ben de merak ediyorum. Belki de bu bize işaret diye düşünmüyor musun? Polat abi bizi gönderirken imalı konuşmadı mı? Ben de geceden beri onu düşünüyorum. Zaten o yüzden bu kadar sabırsızım. Şu herifler gelip bizi alacaksa alsın da şu mevzu kafamdan çıksın istiyorum. Belki de otelci ihbar etmedi bizi. Gel Çeçenistan'a gidip yok olalım. Burada hiç uğruna öleceğimize orada savaşmaya devam ederiz. Sen o otelcinin tipini görmedin mi? Adam 1000 kilometreden ben ganmazım diye bağırıyor. Birazdan gelirler, bizi alırlar. Bu işten sağ çıkarsak gideriz Çeçenistan'a. Polat abi olmasa hiç düşünmezdim de... Adam bizi kurtarmak için her şeyi yaptı. Ya sen haklı mısın acaba? Adam bizi kurtarmak için bu kadar zahmete girdi. Buraya getirdi, buradan basıp gideriz diye düşündü de. Biz mi anlamadık acaba? O mu kafım? Yakında öğreniriz. Şu Ütgün, Füsürye. Jabunemin Afganistan. Nişan Nihar. Vallune biniksip kisir masari. Mekisebne masari. Ferreyne. Sabı bulursun. İlkay. Alemdar, bizi yıldırmak için her şeyi yapıyorlar. Önce bomba yağdırıyorlar, sonra köpeklerini salıyorlar. Asker falan değil, bildiğin cani sürüsü. Her türlü şerefsizliği yapıyorlar. Bu it sürüsünün başını biliyor musun? Gördün mü hiç? Gördüğümüz bir liderleri var ama ondan önce de vardı bir başkası. Öldürmeyi başardık ama hiçbir şey değişmedi. Deniyor ki asıl direktifleri veren, planları yapan başka biri. Ortada görünmüyor. Abdüley, benim çok kanıma dokunuyor. Bırakmadık ki Erhan'ı, vursun o şerefsizi. Abi sakin, hiçbir şey yapmayacağız Cahit. Ne diyorsa o. Abiyi duyduk. Dönüşüm yok dedi. Ben de sizi adam zannediyordum. Adam Polat abinin koltuğuna oturmuş emir yağdırıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Bari yapana engel olmayın. Erhan, abiye söz verdik. Ben kimseye bir şey vermedim. Erhan. Dur, nereye gidiyorsun? Burada kalsam size gireceğim. Kaç yılın hatırı var. O hatır bitmesin diye gidiyorum.
Bravo Alek. İzabet sevelli meullek Ali. İbnek. Eyş. Ebesellim kalemdar. Ebulma Beşif İbni. İbesul Veled. Şebap Jayin Mişen Yapsu Alemdar. Vinte İbes Şab Yahuzul Veled. İzibit Havult İmil Şimuşuttur. Asab İl Fişi Ekser Mil Ketim. Katlihum. Şerefsizlerle işbirliği mi yapıyorsunuz? Sizin yüzünüzden evladım öldü. Sizi yaşatmayacağım. Bir tane daha yaparsın, ne alıyorsun? O adamın kellesi kaç para biliyor musun? 10 milyon dolarım gitti. Şerefsiz! Adamlar burada hayatlarını ortaya koyuyor. Sen onun üstünden para mı kazanıyorsun? Biz o adamı kaç yıldır arıyoruz. İzini bulmuşuz. Senden izin mi alacağım? Daha görürsem nefes almanıza bile izin ver. Defolun gidin, hadi! Nereden geldiyseniz oraya geri dönün. Polat Alemdar, biz Suriye'de bir yıldır savaşıyoruz. Sen kimi nereden kovuyorsun? Lan utanmasan, bir de kendini kahraman ilan edeceksin be. Suudlardan çuval çuval para almasan bir gün durur musun burada? Ne güzel, hem cihat yapıyoruz hem para kazanıyoruz. Ne var bunda? Sizin cihadın C'sinden haberiniz yok. Bir daha ayağıma dolanırsanız topunuzu bozuk para gibi harcayın. Yürü! Siz kim, cihat kim be? Nasıl oldu Nafiz? Efendim, ben anlamam giyim kuşam işlerinden. Bundan sonra anlayacaksın. Gerekirse sana yaşam koçu tutacağım. Öğreneceksin. Efendim, ben operasyon adamıyım. Bu işler beni sıkar. Nafiz, operasyonlarda gösterdiğimiz başarıları devletin derin odalarında da göstereceğiz. Sen rahat ol. Mete Bey, bu takım için bu kravatı seçtim. Şimdi kravat bağlamayı da bilmez. Git Abdullah ile Cahit'i çağır. Erhan haklı Abdullah. Ben de kaldıramıyorum. Ben çok memnunum Cahit. Hep Mete ile çalışmak isterdim ya. O zaman niye oturuyoruz Abdullah? Gidelim Suriye'ye. Abinin yanında ölelim.
Sabredeceğiz Cahit. Abi ne dediyse o. Beyler. Mete Bey sizi istiyor. Gelin çocuklar. Size çok önemli bir şey danışacağım. Nafiz'le karar veremedik. Siyah mı? Gri mi? Rahat olun arkadaşlar. Ben Polat Alemdar değilim. Herkesin fikirlerine değer veririm. Yeni dönemde herkes fikirlerini rahatlıkla beyan edebilir. Mete Bey, kravat bağlanmadan belli olmaz. Bir üzerinizde görelim, ona göre karar verelim. Bravo. Görüyor musun Nafiz? İşte senden bu bakış açısını bekliyorum. Üçgen mi bağlayayım, spor mu? Gel Nafiz. Bak nasıl bağlanıyor öğren. Sen bilirsin Abdüley. En iyisi çift düğüm yapayım ben. Bir daha da kolay kolay çözülmesin. Olur mu Abdüley? Bu sene moda ince kravat. Bu kravatlar sizi yaşlı gösterir Mete Bey. Ayrıca kirli sakalla kravat olmaz. Ya sakalları kesmeniz lazım ya da kravatsız takım giymeniz lazım. Efendim. Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum. Obama seçildi, projeniz çöpe gitti. Mete, önemli gelişmeler var. Acil görüşmemiz lazım. Önemli bir karar aşamasındayım. Halledeyim, seni ararım. Sus, sus. Ağlama oğlum benim, ağlama. Bak, 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 bak. Aa, bak. Gönderdin mi Ayfer'i? Gönderdim abi, biraz dinlen dedim. Baki, ben o defteri kapattım. Açıp açıp durma. Bana da o defteri yırttırma, tamam? Bak bak, aa bak bak. Abi, çocuğa kim bakacak? Gerekirse seninle ben bakacağız oğlum. Tut. Abi, imdat arayıp duruyor. Dur, bak. Dayımın intikamını ne zaman alacağız diye kafamı ütülüyor. Beklesin oğlum. Bekleye bekleye elbet unutacak. Abi sen Zaza inadı diye bir şey duymadın mı? Baki, başka ışıka üzerime geleceğin bir mevzu var mı? Estağfurullah abi. O zaman sus. Boşuna kafa ütüleyip durma. Çek elini çek. Bu çocuk bile senin yüzünü görünce ağlamaya başlıyor. Git. Git. Hanimiş benim oğlum? Gel, gel sen. Kim bunlar? İmdat dayı. Bunların çocukları dağda. Topladık, getirdik. Doğru mu dedikleri? Ben 20 senedir oğlumla görüşemiyorum. Öldü mü kaldı mı haberim yok. Sık ben de kurtulayım. Senin çocuğunla durum nedir? Benim çocuğum falan yok. Nasıl yok? Sorduk, dağdaymış. O dağa çıktığı gün ben onu gömdüm. Benim öyle bir evladım yok. Ya sen nasıl babasın? Baba sevgisi denen şey öyle hemen bitiyor mu? Beni mi gandırsın? İnanmıyorsan sık. Daha söylenecek lafım yok. Lan oğlum, ne biçim adam getirirsiniz? Benim derdim bana yetiyor. Dert babası ettiniz beni. Götürün. Yüreğim sıkıldı. Yürüyün. Hadi yürüyün. İmdat dayı, Zaza dayının intikamını almazsan bunun hesabını senden sorarız.
Lan! Oğlum! Zaza dayının intikamı tandır ekmeği gibidir. Sıcak yersen midene oturur, soğuk yersen dişini kırar. Bir şeye benzemez. O yüzden zamanını bekleyeceksin. Ben ne diysem onu yapacaksın. Git! Savcı hanım, müvekkilimin olayla bir ilgisi yoktur. Karşı tarafın iftirasına uğramıştır. Karşı tarafın müvekkilime borcu vardır. Borcunu ödememek için müvekkilimin kendisini darp ettiği iftirasını atmıştır. Avukat bey, bugün biraz rahatsızım. Yarın gelebilir misiniz tekrar? Hay hay savcı hanım, çok geçmiş olsun. Benimle görüşmek istemişsiniz Sayın Savcım. Buyurun oturun. Sizi özel bir mesele için çağırdım. Geçen günkü tatsız olayı duyduk. Maalesef olay anında haberimiz olmadı. Olsa müdahale edecektiniz yani. Neyse. Konu başka zaten. Polat'ın Suriye'ye gittiğinden haberiniz var mı? Haberim var Sayın Savcım. Kim gönderdi kardeşim Polat'ı? Kendisine sormuşsunuzdur sanırım. Şimdi size soruyorum. Savcı hanım, Polat Alemdar bu soruya cevap vermediyse ben hiç veremem. Müdür bey, ben size savcı olarak değil, bir mesai arkadaşınız olarak soruyorum. Benim için çok önemli. Yardımınızı rica ediyorum. İnanın ne size... Ne de Polat Alemdar'a yardım edebilmem mümkün değil. Ne oldu? Polat devleti mi sattı? İhanet mi etti? Bu tavrınız neden? Leyla Hanım, elimden gelse inanın size de Polat'a da yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama maalesef beni de aşan şeyler var. Tamam. O zaman kime müracaat edeceğimi söyleyin. Sizi aşıyorsa konu, üst makama müracaat edelim. Size söyleyebileceğim tek şey ancak bir dost tavsiyesi. Polat için yapabileceğiniz tek şey dua etmek. Başın sağ olsun. Benim yüzümden oldu Polat Alemdar. Ben seni vermeyi düşündüm. Allah beni bununla imtihan etti. Durdur arabayı. Bir terslik mi var? Polat Alemdar. Çocuğum ellerinde. Çocuğa karşılık seni istiyorlar. Ama yapamam. Yapacaksın. Yapacaksın. Yürü. Ben imtihanı kaybettim. Kaybedecek başka şeylerin de var. Onlar için mücadele etmen lazım. Polat Alemdar. Kaç aydır mücadele ediyoruz. Bağız yıkılmadı. Yıkılmayacak da. Yıkılmayacak hiçbir zalim yok. Adaş, sana söz. Oğlunun kanını ben alacağım. Kim bunlar? El mizancılar. Nerede buldunuz? Körün otelinde. Haber verdik, gitti kaldık. Konuşturdunuz mu?
Seni bekledik abi. Üzerlerinden hap çıktı. Nerede lan sizin kampınız? Biz buraya Halep'ten kaçtık geldik. Burada nerede bilmiyoruz. Üçe kadar sayacağım. Söylemezsen beynini dağıtacağım. Bilmiyoruz abi. Bizi kandırdılar, getirdiler Afganistan'dan para alacağız diye. Üç. Abi doğru söylüyoruz. İki. Abi çok malımız var. Sen nerelisin lan? Afganistan'dan gelmiş tipi yok sende. Abi ben Çeçenim. Ne kadar var bu haplardan sizde? Çok var. Nereden buldunuz? Abi biz buraya ticaret yapmaya geldik. Afganistan'dan, Türkiye'den çok bağlantımız var. Bize yol verirsen sana çok büyük para kazandırırız. Başlangıç için 10.000 tane hap isterim. Kolay abiciğim. Müsaadenizle hemen gidip getirelim. Sen gideceksin. Bunun gözünü bağlayıp çıkarın. Abi, arkadaşım? Arkadaşım burada kalacak. Akşama dönmezsen önce onun kafasına sıkarım. Sonra seni bulur ciğerini sökerim. Alın bunu cüreye atın. Abi, Polat Alemdar'ı ne yapacağız? Partiye haber vereceğiz mi? Yaktın lan beni. Elin ayağın tutmuyor. Niye sen getiriyorsun çayı? Bakacağına git bir şeyler getir giyecek. Bir kere de söylediğin saatte gelmedi. Senin saatin hala Washington'a göre ayarlı Edward. Buradaki zaman mefhumunu anlayamıyorsun. Hayatımda beni bekletmeyen tek Türk kim biliyor musun? Aslan Akbey. Senin aslanla ne işin oldu ki? Göğsüme 3 kurşun sıktı. Bedelini ödettiniz. Sen yaşıyorsun, o öldü. Edward, beni buraya anılarını anlatmaya mı çağırdın? Mete, seni neden çağırdığımı çok iyi biliyorsun. Obama'nın yeniden seçilmesi elimizi kolumuzu bağladı. İşi ağırdan alacağız. Siz ne zaman bu kadar pasif oldunuz? Ne zamandan beri Amerika'yı siz değil, başkanlar yönetmeye başladı? Çocuğa bile oyuncak vermezsen başını kaldırıp etrafa saldırır. Siz böyle geri durdukça bizim kamuoyu Suriye'ye girmemize razı olmaz. Kamuoyu dediğin 2 gazeteci, 3 tane televizyoncu değil mi? Sen kamuoyunu ikna edersin. O kadar kolay da siz niye kendi kamuoyunuzu ikna edemiyorsunuz? Biz daha Irak'tan yeni çıktık. Afganistan'dan çıkamadık. Üçüncü bir işgali Amerikan kamuoyu kaldıramaz. Ya, sizin de işiniz gerçekten çok zor. Bak, hayatta ne olmak istemezdim biliyor musun? Neo John olmak istemezdim vallahi. Sabah yüzünüzü Tel Aviv'e dönüyorsunuz. Akşam Washington'a hesap veriyorsunuz. Mete, bizim kalbimiz Tel Aviv için, beynimiz Washington için çalışır. Sen bu medya meselesine ufaktan girmeye başladın. Yoksa hem Washington hem Tel Aviv. Partiye haber verirsek Polat Alemdar'ı başkaları alır. İşi bizim bitirmemiz gerekiyor.
Fırsat ayağımıza gelmiş. Polat Alemdar'ı yakalarsak bir numara bizi paraya boğar. Abi, bir daha nereden bulacağız Polat Alemdar'ı? Çoktan yok olmuştur. Lan oğlum, koca Polat Alemdar silah taşımaya gelir mi buraya? Silah için gelmediyse niye geldi? Bir numarayı indirip rejimi çökertmeye geldi. Neye gelecek? Sen şimdi git bana güzel bir zarf bul. Ne zarf abi? Lan oğlum, çömez adamlarından birini seç getir işte. Tamam. Burası senin kuaförün değil, öyle kafana göre geleceksin. Ben sana sürpriz yapıyorum. Senin bana söylediğine bak. İki gün evinde misafir olduk diye havaya mı girdin kızım sen? Baştan söyleyeyim, ben öyle bir şey aramıyorum. Onu gelip misafir olmadan önce söyleyecektin. Şimdi söyledim işte. Daha fazla kalbini kırmadan tak sepeti koluna. Pusat, neden saklıyorsun duygularını? Ne saçmalıyorsun kızım sen? Senin de beni sevdiğini biliyorum. Ama duygularını göstermekten korkuyorsun. Kızım, gece içilen 3-5 dublenin ne duygusu olur? Hayal dünyasından çık. 2-3 muhabbetimiz oldu diye yüzük mü takacağız zannettin? Mete ile annen taktıklarına göre aralarında muhabbetten fazlası var yani. Hı? Git elimde kalma. Bir daha seni karşımda görürsem o yüzünü öyle bozarım ki bir daha aynaya bakamazsın. Ertekin. Abi sızdık. Her şey yolunda. Şamil'i tutuyorlar. Beni hap götürmem için bıraktılar. Adamların yerlerini öğrendiniz mi? Yok abi, öğrenemedik. Gözlerimi bağlayıp götürüp getirdiler. Başlarındaki süslü sakallı adam mı? Evet abi. Hapları görünce iştahı kabardı. Bu şerefsizlerin dini imanı para. Hava karardıktan sonra şehrin dışındaki lastikçide bekle. Bektaş oraya gelecek. Tamam abi. Telefon İmli. Bitsavi Kısır Masari. Kozalek. Karıgilli İbbek. Evladım, bu dışarıdaki adamlar kim? Dedemle biz geldik baba. Babam nerede?
Hoş geldin küçük hanım. Babam burada değil. Efendim hoş geldiniz. Polat nerede? Size haber vermedi mi? Polat önemli bir görev için yurt dışına gitti. Siz burada ne arıyorsunuz? Polat Alemdar'ın görevini artık ben devraldım. Biraz erken olmamış mı? Her görev değişikliği biraz erken değil midir üstadım? Polat ne zaman dönecek? O biraz sıkıntılı efendim. Sizinle vedalaşmadı mı? Nasıl vedalaşmak? Cahit, Abdüley, bu duyduklarım doğru mu? Baba doğru. Polat nereye gitti? Dede babam bir şey mi oldu? Keşke küçük hanım burada olmasaydı. Ama neyse. Bir babaya bunu söylemek gerçekten çok zor. Ama maalesef Polat dönüşü olmayan bir yere gitti. Baba. Dede. Yavaş otur. Suriye'ye gitti baba. Siz niye gitmediniz? Bizi istemedi baba. Ne oldu dede? Ben hiçbir şey anlamadım. Nereye gitmiş babam? Suriye neresi? Küçük hanım. Suriye, kırmızı başlıklı kurdun memleketi. Bundan sonra ben senin amcanım. Bir şeye ihtiyacın olursa, buraya gelmek istersen haber ver, ben seni aldırayım. İstemem senin bir şeyini. Cahit abi, babam nerede? Beni babama götür. Hadi kızım, gidelim. Baba biz bırakalım sizi. Hayır evladım, biz gideriz. Baban gelecek evladım. Gel bakalım. Leyla neler biliyor. Ona da soralım. Hadi. Arkadaşlar, gündemimizde iki madde var. Amerikan seçimleri ve Suriye'deki gelişmeler. Efendim, gündeme geçmeden önce benim bir sorum var. Polat Alemdar'ın infazı gerçekleştirildi mi? Polat Alemdar'a bugüne kadar milletimize yapmış olduğu hizmetler nedeniyle onurlu bir ölüm şansı verdim. Nasıl? Suriye'de muhalefeti sindirmeye çalışan ve rejim tarafından kullanılan paramiliter bir örgüt mevcut. Polat Alemdar bu örgütün gerçek liderini bulup imha etmek üzere Suriye'ye gitti. Bu ihanetin cezasız kaldığı yorumlarına yol açabilir. Bu bakımdan ben infazın bu şekilde gerçekleşmesini doğru bulmuyorum. Ben aksine olumlu buluyorum. Bizim için görev yapan arkadaşların üzerinde Polat Alemdar'ın büyük etkisi var. Onun için infaz büyük bir moral bozukluğuna sebep olabilir. Bu şekilde hem hizmet ederek canını vermiş olacak,
hem de olumsuz tepki uyandırmayacak. Hiçbiriniz Polat Alemdar'ın Suriye'den canlı dönme ihtimalinden söz etmediniz. Çünkü böyle bir ihtimal yok. Polat Alemdar ya görevini tamamlayıp ölecek ya da bu yolda ölecek. Ama onun için Suriye'den dönüş yok. Artık gündem maddelerimize geçelim. Obama'nın tekrar seçilmesiyle Suriye meselesi tamamen üzerimize kalmış oldu. Neokonlar Amerikan halkını yeni bir savaşa ikna edemedi. Şimdi bizi ikna etmek için her şeyle bizim üzerimize gelecekler. Zaaf gösterdiğimiz iki nokta var. Birincisi Suriye'deki Kürt oluşumu. Rejim Kürtlerle bizi savaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bazı bölgeleri tamamıyla yönetim kurmaları için onlara bıraktı. İkinci nokta ise CIA ve Mossad'ın provokasyonları. Bizi Suriye'ye sokmak için hemen her gün top mermisi atıyorlar. Bunlar da yeterli olmazsa nokta eylemler yaparak el muhaberatın üzerine bırakacaklar. Peki bütün bunlara karşı biz ne yapmalıyız? Baas rejiminin bir an önce yıkılması konusunda hepimizin hemfikir olduğunu umuyorum. Efendim, Baas'ın yıkılması gerektiğine şüphe yok. Ancak muhalefetin bugünkü durumuyla rejim içeriden yıkılacak gibi gözükmüyor. Suriye'ye girmek istiyorsan açık söyle. Benim ülkeyi savaşa sokmak gibi bir derdim yok. Bu rejimi İran ve Rusya desteklediği müddetçe işimiz çok zor. Arkadaşımız haklı. İran'ı ikna etmemiz mümkün. Ama Rusya'yı ikna edebiliriz. Rusya ikna olursa İran tek başına direnemez. İsrail Suriye'yi üçe bölüp kendi güvenliği için tehdit olmaktan çıkarmak istiyor. Biz neden İsrail'le anlaşıp bu planı desteklemiyoruz? Suriye üçe bölünürse bölgelerden en az bir tanesi bizim kontrolümüz altında olur. İsrail'le olan meselemizi sonra halledecektik. Arkadaşlar, aramızda daha bölgesel güç olmadan imparatorluk hayalleri görenler var. Bu çok tehlikeli bir hayal. Birinci Körfez Savaşı'nda da bu hayallere kapılanlar olmuştu. Savaş bittiğinde bizi nasıl çırak çıkardıklarını gördük. Bu defa kaybedeceğimiz sadece itibar olmaz. Toprak kaybına kadar gider. Ne olursa olsun bu savaştan uzak durmamız lazım. Bu sınırlar Birinci Dünya Savaşı sırasında iki general tarafından çizildi. Hiçbir sosyal, ekonomik, coğrafi, etnik ve tarihi unsur gözetilmeden tamamen İngiltere ve Fransa devletlerinin çıkarlarına göre çizildi. Üç tane suni devlet yarattılar. Irak, Ürdün ve Lübnan. Bugün kaç yeni devlet çıkartacaklar? Sınırları nasıl çizecekler belli değil. Bu masaya oturmazsak Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi çizilen sınırlara razı olmak zorunda kalacağız. Koçum, emeklilik ne demek? Bizim meslekte emeklilik Karacaahmet'te başlar. Senin daha yaşın kaç? En verimli zamanların bunlar. Abi, ben bir yere dilekçe verdim de mi emekli oldum? Bizi çizdiler. Geç bunları Semih. Beni kaç defa çizdiler, sen biliyorsun. Bu meslekte her şey olur, küslük olmaz. Benim sana ihtiyacım var. Abi, daha önce de dediler ki size her imkanı vereceğiz. Yeter ki terörü bitirin. Sonra ne oldu? Zoru ilk gördükleri yerde bizi harcadılar. Bu defa öyle değil.
Görevi veren devletin gerçek sahipleri. Abi, düşünmek için bana biraz zaman ver. Zaman yok koçum. Sana yarına kadar mühlet. Düşün, taşın. Sonra da gel görevi kabul et. Efendim. Aksaç da sizinle görüşmek istiyor. Faruk, çalışmaların hakkında detaylı bilgi almak için seninle görüşmek istedim. Efendim, nükleer enerjiyle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa bir zaman sonra bu işi halledeceğiz. Bölgesel güç olabilmemiz için enerji bağımlılığından kurtulmamız kadar nükleer silah yapabilme kapasitemizin de olması önemli. Efendim, müsaade ederseniz bir konuda tereddütümü paylaşmak isterim. Biz bu konuda çok gizli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu konuyu heyete ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? Nükleer silah öyle bir şey ki, ona sahip olmadan onunla ilgili tek kelime edersek dış güçler bizi engellemek için her şeyi yaparlar. Efendim, heyetten şüphe mi duyuyorsunuz? Sadece temkinli olmaya çalışıyorum. Biz gerekli her şeyi toplayalım, o imkanı elde edelim. Sonra karar yine heyetindir. Efendim, ele geçirmeye çalıştığımız bazı nükleer materyaller var. Bunun için gerekli operasyonun planlarını yaptık. Onayınız olursa operasyonu en kısa zamanda başlatmak isterim. Yetki senin. Ancak her aşamada bana bilgi vermeni istiyorum. Elbette efendim. Faruk, bu arkadaşımız hakkında ne söyleyebilir? Efendim, selefiniz döneminde bu arkadaş bana bağlı olarak çok sayıda operasyon yaptı. Daha sonra selefinizin emriyle kontrol altında tutmak için Mete Aymar'ın yanına yerleştirdim. Daha sonra temasın oldu mu? Efendim, bir sıkıntı mı var? Erkan, Polat Alemdar'ın yapmış olduğu sorguda Memati Baş suikastinin benim emrimle düzenlendiğini söylemiş. Sen böyle bir emir verdin mi? Hayır efendim. Mete'nin yanına girdiğinden beri Mete dışında hiçbir temasım olmadı. Erkan'ı bulmak benim için önemli. Heyetimize karşı büyük bir tehdit var. Bunu açığa çıkarabilmek için Erkan'ı bulmamız lazım. Elimden geleni yaparım efendim. İstemiyorum. Ama biz istiyoruz. Hadi bak, çok güzel pastalar gelmiş. Değil mi Vahap abisi? Vişneli pasta kaldı mı acaba? Hı? Hep böyle yapıyorsunuz. Ne zaman gizli gizli bir şey konuşsanız bana pasta yediriyorsunuz. Sen biliyor muydun Leyla? Evden çıkınca Memati'nin mezarına götürdü. Orada söyledi baba. Hadi o söylemedi. Bana gelip nasıl söylemezsin Leyla? Ne yapayım baba? Bin yemin ettirdi.
Göz göre göre ölüme gitmek ne demek? Çocuk bile yapmaz sizin yaptığınızı. Baba, oğlunu benden iyi tanıyorsun. Vazgeçer mi inadından? Ben vazgeçirirdim. Ya Rabbi, bize aynı kabusu tekrar tekrar neden gösteriyorsun? Hadi bizi boş ver. Bu Elif'in ne günahı var? Dua et baba. Sen dua edersen Polat gelir. Ben dua ederim. Sen ne yapacaksın, bana onu söyle. Baba, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bildiğim bütün kapıları zorluyorum. Ama bilmediğim bir kapının ardından Suriye'ye gitti. Ne yapmış ki oğlum, onu böyle cezalandırdılar? Bilmiyorum. Büyük bir hata yaptım dedi Polat. Kabullenmiş gibiydi ölüm cezasını. O benim oğlumun yüce gönüllü oluşundan. Leyla, çaresiz dertle imtihan etmez Allah. Muhakkak bir çare vardır, geri getirecek. Oğlum hadi acele et, hadi. O şişeyi alacağım, kafasına koyacağım. Ne yapıyız? Söyle, biz çıkıyoruz. Mete Bey, Abdülay beklesin dedi. Cahit, sen çıkabilirsin. Şimdi Deniz'ciğim, medyanın bir görevi de kamuoyunu olacak olan olaylara hazırlamak. Şimdi siz çok güzel yapıyorsunuz. Ama yarın biz Suriye'ye girersek vatandaş hazırlıksız yakalanacak. Öyle bir durum mu var efendim? Deniz'ciğim, seninle off the record konuşabilirim değil mi? Şimdi Suriye'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Biz tarih boyunca hiçbir zaman böyle trajedilere kayıtsız kalmış bir millet değiliz. Yani şimdi Suriye'ye mi gireceğiz? Yani bak, gireceğiz demiyorum. Ama girmemizi gerektirecek çok hayati sebepler var. Medya olarak sizin buna bu açıdan da bakmanız gerekir. Efendim, siz de halefiniz gibi bize haber dayatıyorsunuz, izlenimini alıyorum. Deniz'ciğim, ben sana bir şey dayatsam Göcek'teki tekne alemlerinden dem vururum. İsviçre'deki hesaplarından, Washington'daki görüşmelerinden bahsederim. Hiç bunları gündeme getirdin mi? Getirmedim. Neden? Ben özel hayatın gizliliğine saygı duyarım. Medyanın özgür olması gerektiğine kalpten inanırım. Ama ben sana atlama haber veriyorum. Sen buna saygı duymuyorsun. İşte bu çok ayıp. Mete Bey, ben viskiye alışık değilim. Çarptı biraz galiba. Müsaadenizi isteyeyim artık. Ya çok haklısın. Kusura bakma. Nafiz, sen niye hatırlatmıyorsun bana Deniz Bey şarap içer diye? Efendim, Deniz Bey'in içtiği marka Türkiye'de bulunmuyor. Ama sipariş verdim. İlk görüşmenizde hazır olacak. Nafiz, Deniz Bey'i eve bıraksınlar. Deniz'ciğim, sen dediklerimi bir düşün. Elbette Mete Bey. Ama dikkat et. Keskin dönüş yapma. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Mete Bey, ben çıkmak zorundayım. Yarın konuşuruz. Konuşacak fazla bir şey yok Abdülay. Aç. Aç, aç.
seni çok yorgun ve üzüntülü görüyorum. Bir arkadaşını al, bir hafta tatil yap. Ben beraber çalıştığım insanların enerjisini düşük görmek istemiyorum. Beni düşünmenize gerek yok. Çekinme Abdüley. Çoktan hak ettin biraz dinlenmeyi. Baktım hiç izin kullanmamışsın. Ben çıkıyorum. Seni bir hafta görmeyeceğim, ona göre. Ne istiyormuş Abdüle? Tatile çıkmamı. Daha ne istiyorsun? En azından bir hafta bu şerefsizin yüzünü görmek zorunda kalmazsın. Hazırım. Semra Hanım'a geldiğimi haber verir misiniz? Buyurun savcı hanım. Buyurun. Buyurun oturun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne oldu sana böyle? Biraz rahatsızım. Bu öyle bir rahatsızlık değil. Ben senin anneni sayılırım savcı kızım. Anneler anlar. Ne oldu sana? Açıkçası sizden başka kime gitsem bana doğruyu söylemez. Benim için burada olmak çok zor. Hem bulunduğum mevki hem gururum. Sen hem benim kızım gibisin hem de ikimiz de kadınız. Elbette bana geleceksin. Derdin her neyse. Eksik olmayın. Kendim için gelmezdim buraya. Ama sevdiğim adam için bu... Mete, Polat Alemdar'dan biraz bahsetmişti bana. Tabii ki ben sana sormadan tevatüre kulak asmadım. Ama görüyorum ki doğruymuş. Biz birbirimizi seviyoruz. Evli diye duymuştum Tataroğlu'nun kızıyla. Mesele o değil efendim. Polat'ı ölmesi için Suriye'ye yolladılar. Kim yolladı? İşte onu sizden öğrenmeye geldim. Ben bunca zamandır savcılık makamındayım. Böyle bir oluşumdan haberdar değilim. Polat'ı kim yolladıysa Suriye'ye, oğlunuzu da yeniden göreve onlar getirdi. Çağırayım Mete'yi, gelsin anlatsın sana. Gönül! Telefonu ver kızım. Oğlunuz da anlatmayacaktır bunu dürüstçe. Böyle bir hususta Mete yalan söylemez demiyorum. Söyleyemez diyorum. Herkes oğlumu başka yönleriyle tanır. Ama inan bir çocuk kalbine sahiptir. Çok merhametlidir. Efendim anneciğim. Neredesin Mete? Çalışıyorum anne. Derhal eve gelmen lazım. Anne bir şey mi oldu? Sana gel diyorsam bu ölüm kadar acil bir çağrı demektir. Anne yüreğimi indirme benim. Ne olduysa söyle. Gelince öğrenirsin. Her erkeğin iki zaafı vardır. İlk zaafları biz kadınlar. İkinci zaafları baba yerine koydukları devlettir. Biz doğururuz, devlet yetiştirir. Devlet ne kadar evlatlarının sırlarını bilse de bizim kadar bilmezler. Çünkü devlet bağrına basar. Bizim gibi koynuna almaz.
Belli ki Polat'la birbirinizi seviyorsunuz. Ama koyun koyuna yatmamışsınız. Sırlarına vakıf değilsin. Bindim mi? Çubutku. İntetirim. Şuku be. Bir beyazat lalevale. İyi ruhum. Haram aleyku. İnnas bimi tuçu. Yumutu. O sen. Meyhanu. Meladun. İlmuarızın muhasırın. İpsura. Nitnam minvara. خلوني أعيش بخبركم عن كل شيء بأعرفه. شو بتعرف؟ شو بتعبرنا؟ بعرف الولد اللي خطفوا منكم وين محبوسين. Dedesinin bir tanesi. Dedesinin bir tanesi de çıkar oğlum şu gazı be. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Koçum benim. Kara. Böyle marifetlerin varsa çağırayım da imdatın da gazın çıkar. Sen şimdi bana laf mı sokuyorsun Zülfikar ha? Laf falan sokmuyorum Kara. Gerçeği söylüyorum. Adama intikam için gaz verdin. Şimdi o gazı tek başına çıkaramıyor. Çıkarır, çıkarır. Ne çıkarır? Adama çökmüşler. Can Polat da yok. Başkaları Zazan'ın mirasını yemeye çalışıyorlar. E sen ne güne duruyorsun Zülfikar ağa? Müsaade etme. Öyle mi? Sen böyle dedikten sonra ben gerekeni yaparım. Ama ben senin sözün yerde kalmasın diye gelmiştim. Kim çökmüş? İmdatı dağıtmışlar. Bana konuşmuyor. Kara abi bana söz verdi diyor. Canım biz ona örgüt için söz verdik. İmdat öyle anlamamış. Gelenlere beni Kara abiye sorun. O ne derse ben onu yaparım demiş. Biz kara mara bilmeyiz deyip hırpalamışlar çocuğu.
Abdülay. Senin burada ne işin var? Senin ne işin varsa benim de o işim. Hani abiye söz vermiştin? Niye kafamızı o kadar ütüledin o zaman? Dayanamıyorum Cahit. Size söylediklerimi buraya gelene kadar 50 kere söyledim kendime. Ama artık ipler koptu. Anne, beni her gün öldürüyorsun. Desene savcı hanım geldi. Zaten kalkar gelirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nafiz, bize müsaade et evladım. Emredersiniz anneciğim. Kim canınızı sıktı savcı hanım? Bilmezden gelme. Anlat bakayım savcı kızıma. Polat'ı Suriye'ye kim gönderdi? Anne, bu konunun ne yeri ne de zamanı. Tam yeri, tam zamanı. Siz kadınları hala aşağılayın. Bu kafa yok olmaya mahkum. Erkek bir sır tutarsa biz 1000 sır tutarız. Zavallı yaratıklar. Bir de bizden sır saklıyorsunuz. Bunun bedelini ben ödeyemem. Şahsi algılamayın savcı hanım. Ben öderim. Anlat. Ne yapacaksınız öğrenip? Gideceğim, kapılarını çalacağım. Onu yolladılarsa beni de yollasınlar. Aferin kızım. Gurur duyuyorum. 2000 yıllık kapı savcı hanım. Öyle ortaya koyarlar mı vurmak için, çalmak için? Derin devlet mi bunlar? Kim? Bunlar derin devlet değil. Devlet öncesi devleti kuran irade. Bizde özellikle 1071'den sonrası yanlış bilinir. Tekrar tekrar devletlerimizin yıkıldığı yahut tekrar kurulduğu söylenir. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. Türklerin Anadolu'ya gelişi bir strateji dahilindedir. Devletlerin konsept veya isim değiştirmesidir. Kim bunlar? Kimlerden oluşur? Kimlerden seçilirler? Özel ailenin çocuklarından özel olarak seçilip yetiştirilirler. İçlerine nasıl girilir? Sizin girme şansınız yok savcı hanım. Aileni kastetmiyor. Kadınları almıyorlar. Oysa Türk töresinde kadının yeri erkeğin yanındadır. Eğer Müslümanlığı bahane ediyorsa bunlar, o da yanlış. Hazreti Ali'nin ardında değil, bilakis önündeydi Hazreti Fatma. Sadece hanım, bu öyle bir teşekkül ki, 40 yıl hizmet edersiniz, kime hizmet ettiğinizi, nasıl hizmet ettiğinizi bilmezsiniz. Benim babam, dedem bu hizmetin içindeydi. Ben 30 yıldır içindeyim. Şu size anlattığım şeylere bile yeni vakıf oldum. Bırak edebiyat evladım. Kızımın acısı var. Polat'ı neden ölüme gönderdiler onu anlat. Anne, bu kadarını bile fazla anlattım. Mete! Bu teşekkülün başkanını kaçırdı. Memati'yi öldürttüğünü düşünüp. Bu hata affedilmez bir hata. Çünkü teşekkülün kutsiyetine saldırdı. Bunu en iyi Polat bilir. Onu o kadar çok seviyorlar ki yaptığı hizmetlere karşılık kahramanca ölmesine izin verdiler. Ama ben izin vermeyeceğim. Beni onlarla görüştüreceksiniz Mete Bey. Beni onlarla görüştürmediğiniz her saniye yakanıza yapışacağım.
defa canım. Annemi hayatta kırmadım. Ama bu konuda yapabilecek bir şeyim yok. Yapacaksın. Gerekirse Polat'ın peşinden Suriye'ye gideceksin. Ama yine yapacaksın. Gözü yaşlı bir kadına hayır demek ne demek? Cehennemde cayır cayır yanarsın ki buna asla müsaade etmem. Senin planın benimkinden garantiliymiş. Ama sen bu halinle oraya varmadan arabayı devirirsin. Ben yaparım. Cahil, ben bunun gibi üç mislini içip bu arabayı iğne deliğinden geçiririm. Sen rahat ol. O zaman ben de yanına oturacağım. Anca beraber, kanca beraber. Yok, sen kan asrı burada bekleyeceksin. Olur da benden yırtarsa hastaneye yetişemeden indirirsin. Abdüley. Cahit, gider ayak kavga etmeyelim, ben gideceğim. Ben gideceğim dedim, uzatma. Onu demiyorum kardeşim. Şuraya bak. Cahil, saysana ben kaç şişe içmişim? Yengenin burada ne işi var? Lan bu nasıl iş? Ben böyle hayat. Abiye biz kelek attık, yalnız bıraktık. Hadi bizi o zorladı. Bu Leyla'nın yaptığı ne? Dur ben ikisini birden götüreyim. Abdüley, bir dur. Bir sakin ol. Belki abiyle ilgili bir şeydir. Leyla'ya soralım. Ondan sonra gereğini yaparız. Nereden girdiniz? Ben bir süre Türkiye'de kaldım. Çeçenistan'dan kaçmak zorunda kalınca orada bu işin ticaretini yapan örgütçülerle tanıştım. Nizancılar mı? Evet. Hoş geldin genel. Hoş buldum. Adamlarını çok iyi buldum. İyi yetiştirmişsin. Ama bazı zaaflar var. Seni niye gönderdiler? Zaafları gidereceksin. Bir kere madde kullanımına engel olmanız lazım. Biz bu işi Rusya'da denedik. Sonunda adamların hepsini öldürmek zorunda kaldık. General, bana adam çok. Ben bunları bir ömür yanımda tutacak değilim. İleride ne olacağı benim umurumda bile değil. Bana bugün gözü pek acımasız adam lazım. O da haplı oluyor.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ateşin var mı? Ateşim yok, kibritim var. Ben Bektaş. Alptekin değil mi? Sen amcamın bir gün bana hap taşıyacaksın diyeceği aklıma gelmezdi. Senin amcan kim? Nasıl? Sen Zülfikar'ı tanımıyor musun? Bektaş buluştun mu Alptekin'i? Abi yanımda. Efendim abi. Nedir durum? Bir saat sonra beni şehir merkezinden alacaklar. Dikkat et. Takip ettiğimi anlarlarsa ikinizi de öldürürler. Tamam abi. Bir terslik çıkar benden haber alamazsanız ilk fırsatta yok. Tamam abi. Bana dikkat çekmeyecek bir araç lazım. Yere mi gidiyorsun? Çocukların yerini öğrendik. Herkesi toplayın. Hadi. Hemen harekete geçiyoruz. Hadi. Harekete geçiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Silahları alın, hadi hemen. Kaçırılan bir benim çocuğum değil. Buradaki ailelerin hepsinin en az bir çocuğu kayıp. Hepsini kaçıran da o şerefsizler. Çocukları kurtarmaya gidiyoruz. Bundan mı öğrendiniz çocukların yerlerini? Evet. Ben miskuk. Miskuni minkinne muhacmen mahzen. Kemserlek şuva. Sarfele şuhur. Kif te'arif mukan el vulad? Abil ma bir ruh il mahzen. Fitne bikam il vulad. Vuhnak iddu. Evamir il zelame. İliyor mu reftil mekan? Eyvah! Bunu yemlemişler. Kim? Ne diye yemlemiş? Çocukların yerini öğrendiği gün yakalanmış. Sence tesadüf mü? Bana ulaşmak için kucağınıza bırakmışlar bunu. Polat Alemdar. Öyle veya böyle. Çocukların olduğu yeri gözüyle görmüş adam. Oraya gideceğiz. Sizi bekliyor olacaklar. Daha iyi. Çocuklarımızın intikamını alırız. Bektaş Alptekin yanında mı hala? Yok abi, gitti. Bir şey mi oldu abi? Polat Alemdar, biz çıkıyoruz. Öldürdün. Oğlunu el alemin kadını için ellerinle öldürdün. Beni yaşatır mı artık ihtiyarlar? Bazen seni doğurduğum için o kadar utanıyorum ki. Utan tabii. Utan. Oğlun değersiz, herkes değerli. Bunun için utan. Bekarlık senin 3 gram hakkını da almış. Annen ne yapıyorsa seni senden çok düşündüğü için yapıyor. Bak, büyük 16'ya çıkmış. Küçük 10. Ayrıca kız Polat'a aşık. Daha neyin peşindesin? Sanki ben babana aşıktım. Belli. Adam bir ömür boyu senden çekmiş. Ben olmasaydım senin baban,
Alkolik İstihbaratçılar Derneği Başkanı olurdu. Kadınları tanımıyorsunuz. İyi ki tanımıyorum. Seni tanıdım, bana yetti. Beni de tanımıyorsun. O kızı obunaklarla görüştür. Yahu imkansız. Üstümü başımı yırtıp parçalayacağım şimdi. Polat'ı kurtarsam bile bu kadın nasıl benim olacak? Boş boş konuşma. Polat'ın kurtuluşu mu var? Leyla bir omuzda ağlayacak. O omuzda sen olacaksın. Kes o sakallarını. Batacak kızın yüzüne pis pis. Boynumu keseceğim. Boynumu keseceğim. Sakallarımı niye keseyim? Boynumu keseceğim. Keşke Polat'ın yerine beni yollasalardı ölüme. Bir daha ölümü ağzına almayacaksın. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Tamam. Pes. Götüreceğim Leyla'yı ihtiyarlara. Peki. Kim yaptı sana bunu? Daha örgütten intikamımızı alamadan çakallar başımıza üşüttü. Derinciler gelip dayımın mirasına ortak olmaya kalktılar. Tamam da imdat. Bunların adı sanı yok mu? Bunlar derin de ne kadar derin? Abi bende derinlik korkusu var. Seni çağırdım ki sana hoşturayım. İmdat dayı, adamlar geldi. Tamam, al oğlum içeri. Al bakalım kimmiş, neyin nesiymiş. Sen ne arıyorsun burada? Belasını arayanlar varmış. Bela olmaya geldin. Kara, senin her tarafın bela olsa kaç yazar? Tamam, sakin. Sakin. Semih. Çok zaman geçti. Sen unutmuşsun demek ki kara kaç yazar. E madem öyle, ben sana bir hatırlatayım. Ne haber oğlum? Allah seni. Ne alem adamsın. Ne kadar zaman oldu? Abi sen kaybolmaya karar verelim. Ne kadar olduysa o kadar oldu. Ulan seni. Peki oğlum sen benim adımı duydun. Niye çöküyorsun buraya? Abi sana normal yoldan ulaşamadığım için kısa mesaj attım. Öyle düşün yani. Allah senin iyiliğini versin. Allah. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Yok abi. Herkes birilerinin adını veriyor, ne bileyim. Bahaneyle seni görmüş olalım dedik. Ha, o bakımdan diyorsun yani. Hı-hı. İyi. Gel, gel otur bakalım şöyle. İmdat. Sen bize bir kahve söyle bakalım hadi. Geç geç. Allah. Allah seni. E oğlum niye vuruyorsun adamı? E abi ödeşiyoruz. Bak adam haklı, gördün mü? Kahveleri nasıl içersiniz? Benimki sade. Sen? Şekerli olsun abi. Duydun. Gir. Efendim, Buket Hanım geldi. Efendim, ağzın yüzünü dağıtmışlar. Onun için size sormak istedim. Bana ne Aziz? Bir şikayeti varsa karakola gitsin. Efendim, Pusat Çakır'ın yaptığını söylüyor. Onun için size danışmak istedim. Al içeri.
Beti, senden başka gidecek kimsem yok. Yine kimin ayağına dolandın Buket? Yemin ederim benim bir suçum yok. Senin yüzünden dövdü beni. Buket, Pusat'ı tanırım. Seni bu hale getirmez, kafana sıkardı bir derdi olsa. Çıldırdı Mete. Annesiyle ilişkin yüzünden çıldırdı. İkinizi de öldürecekmiş. İyi. Arayayım gelsin öldürsün o zaman. Ama o beni öldürmezse ben seni öldüreceğim, haberin olsun. Efendim, aşağıdan haber verdiler. Nesrin Hanım gelmiş. Buraya çıkıyor. Al Buket'i içeri odaya götür. Hiçbir yere gitmiyorum Mete. Annesi görsün nasıl bir evlat yetiştirdiğini. Arkadaşım nerede? Senin psikopat generale saldırdı. Sıktınız mı yoksa? Bana kalsa sıkardım. Ama generale dua etsin. Arkadaşın Çeçenmiş. Onu Rusya'ya geri götürmeye karar verdim. Özlemiştir. O manyak hapsızlıktan kafayı yemiştir. Yoksa niye böyle bir şey yapsın? İzin verin konuşayım. Konuşup ne yapacaksın? Hapın kaynağı o. O olmadan hap falan bulamam. Ben ona bu haplardan bir tane vereyim. Gelir af diler. Generalin de eteğini öper. E madem öyle, ticaretimiz aksamasın general. Af dilesin, sen de üzerinde durma. Siz burada çocuk oyunu mu oynuyorsunuz? Adam gırtlağıma yapıştı. Bunu üstlerime bildirsem ne olacağını biliyor musun sen? General, sen buralarda rahat dolaşıyorsun. Allah korusun, muhalifler seni görse... Sen şimdi burada beni tehdit mi ediyorsun? Olur mu öyle şey general? Şurada bir ticaret yapalım diyoruz. Bak, şimdi sen de ortak oldun. Bu adam ölürse her ay böyle bir çantayı nereden bulacaksın? Sen ne yapıyorsun arkadaş? Rus'a saldırmak ne demek? Öldüremedim şerefsizi, ona yanıyorum. Saçma sapan konuşma. Seni affettireceğim diye 40 takla attım. Boşuna uğraşmışsın kardeş. Şamil, buraya niye geldiğimizi unutma. Şimdi seni götürecekler, af dileyeceksin. Gerekirse elini öpeceksin. İşimizi riske atmayacaksın. Tamam kardeş, haklısın. Sinirlerime hakim olmam lazım. Sonuçta buradaki savaş başka. Bu Çeçenler tarih boyunca hadsizlik yaptılar bize. Bizim ömrümüz de bunlara haddini bildirmekle geçti. Bakma öyle parladığına. Şimdi gelir köpek gibi ayak öper. İçtin mi hapını? Psikopat. İçmiş içmiş. Belli. İşte buna içilir.
Efendim, istediğiniz gibi Mete ve Karay'la temas kurdum. Güzel. Planı bir an önce uygulamaya koymamız lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, bizleri zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma. O küfre sapmış toplumdan rahmetinle bizi kurtar. Ya Rabbi, vatanını, milletini ve insani değerleri korumak için canını feda etmeye hazır evlatlarımızı ve Polat kulunu koru. Ya Rabbi, affet, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Şehadet, la ilahe illallah, şehadet. Kızım, niye anlatmıyorsun? Ne olduysa anlattım. Ben senin ninenim. Bana yalan söylemek olmaz. Nereden bildin yalan söylediğimi? Baban da küçükken bir şey sakladığında çişi gelmiş gibi böyle kıvranırdı. Ama nene, dedem dedi ki ninen üzülür. Söylemeyelim hiç öğrenmeden. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. El kadar kızı bir de tembihliyor. Söylemeyecek ya bana bir şey, namazı da bitirmez. Ömer Bey! Ömer Bey! Dede! Ömer Bey! Dede! Ömer Bey! Gelin çabuk gel ya Ömer Bey! Ömer Seyyidi Polat Alemdar Han. Kitler Hun. Han. Eyvah. Ne vahit bir cüva. Ma ma'arif. Mekanın etrafını saracağız. Mümkün olduğu kadar sessiz olmaya çalışın. Sen, siz. Geçin bu tarafa. Hadi siz de. Çabuk olun. Hadi. Kamyonetleri getirin!
Hoş geldin Polat Alemdar. Sıkarsan burası havaya uçar. Çocukları bırakırsan yaşamana izin veririm. Çocukların kurtulması senin elinde. Birazdan adamlarım gelecek. Silahını bırak, teslim ol. Çocuklar yaşasın. Adamlarına söyle, gelenlere karışmasınlar. Polat Alemdar, bu şeref size güvenilmez. Ne diyorsam onu yapın. Sakin ol. Seninle buradan beraber çıkacağız. Ne diyorsan yapacağım. Buradan uzaklaştıktan sonra gidip çocukları kurtarın. Kimse takip etmeye kalkmasın. Lataf! Lataf! Takip eden var mı? Yok efendim. Polat Alemdar, seni ele geçirmenin bu kadar kolay olacağını sanmazdım. Sayende o çocuklardan kazanacağım paranın bin mislini kazanacağım. Bir numara senin için yüklü bir servet ödeyecek. Efendim, Polat Alemdar'ı kaybettik.